Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere D segmentindeki iki iddialı otomobilin karşılaştırmasından sesleneceğim. Her zaman olduğu gibi her segmentten her türden otomobilin karşılaştırmasına devam ediyoruz. Kanalımızda karşılaştırmalar bölümü var. Orada emin olun aradığınız birçok modelin, farklı türden birçok modelin karşılaştırma videoları sizleri bekliyor. Hazır yeri gelmişken videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve o zil butonunu aktif etmeniz bizler açısından oldukça önemli. Desteğinizi bekliyoruz. Karşılaştırma konuklarımıza gelecek olursak eğer, Passat ve Insignia makyajlı versiyonlarıyla bu sefer bizlerleler. Aslında makyajlı halleriyle de bu otomobilleri karşılaştırmıştık ama bakalım makyajlı versiyonları arasında ne gibi farklar var, nasıl bir gelişim göstermişler. Insignia'nın makyaj operasyonu özellikle ön yüzünde çok daha fazla kendini belli ediyor ve artık bu otomobilde aktif bir ön ızgara var, gerektiği durumlarda açılıyor. Biraz daha büyümüş, Opel logosunu biraz daha büyütmüşler ve otomobilin ön yüzünde kendine biraz daha güvenen bir tasarım yakalanmış. Aynı şekilde Passat'ta da çok böyle büyük bir değişime gitmedi Volkswagen. Far tasarımları biraz değişti ve bu şekilde biraz daha hani şık bir görüntüye kavuştu. Ama bu otomobili daha sportif gösteren isterseniz Arline donanım kostümüyle de alabiliyorsunuz ve bu şekilde aldığınız zaman gerçekten Passat çok şık bir görüntüye sahip oluyor. Ama tasarım konusu görecelidir. Bu konuyla alakalı sizlerin yorumlarını muhakkak alt tarafa bekliyorum arkadaşlar. Benim bu karşılaştırmadaki dış tasarım anlamında favorim Opel'in Insignia tarafı. Ama sizin favoriniz hangisi? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Gelin isterseniz bir bagajlara bakalım ve yavaştan içeriye doğru geçelim. Evet, bu ikilinin arkasındayım şimdi de. Opel'in Insignia tarafında kupe formunda bir sedan tasarımı söz konusu. Bundan dolayı bu otomobil hem profilden hem arkadan hem de önden biraz daha sportif bir görüntüye sahip. Ve bu otomobilin bagajı cam ile beraber açılıyor. Bunun en büyük artısı bagajın içerisine daha kolay bir erişim sağlama durumu. Daha kolay bir şekilde yüklerinizi indirip bindirebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Burada 490 litrelik bir hacim var. Passat tarafında ise 586 litrelik bir hacim var. Passat tarafı bu anlamda daha iyi ve Insignia tarafındaki bagajın isteseniz de ne yazık ki elektrikli olarak alamıyorsunuz ama Passat tarafında elektrikli bir bagajımız var. Ayak hareketiyle de bu arada açılabiliyor. Dediğim gibi işte camla açılmadığı için arka tarafa erişim biraz zor oluyor ve hani bariz bir şekilde bu bagajın daha büyük olduğunu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bagajlarda işler böyle. Gelin bir de isterseniz arka hacimleri göstereyim ve içerideki detaylara çok daha yakından bakalım. Bir de bayağı bir rüzgar var ya. Hava sıcak duruyor da. Evet, şimdi Insignia'nın arkasındayım. Burada benim için yeterli bir baş ve diz mesafesi olduğunu söyleyebilirim. Sürücü koltuğu bana ayarlı. Arkada oturanlar için bir kolçak, iki havalandırma koltuk ısıtmaları mevcut ve iki USB girişi mevcut. Buradaki genel anlamda malzeme kalitesini başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Sadece şurada böyle sert bir plastik var. Bir de zaten detaylı test videosunda da bahsetmiştim. Şu koltuklar biraz bence cılız duruyor Insignia tarafında. Bir de otomobilin kupe tasarım formundan dolayı biraz daha arka tarafı bu otomobilin basık ama işte koltuklar çok böyle kalın ve yer kaplamadığı için arka tarafın çok böyle klostrofobik olduğunu da söyleyemem. Peki bu anlamda Passat bu otomobilin karşısında nasıl? Gelin isterseniz Passat'a geçelim ve ona çok daha yakından bir bakalım. Evet, şimdi de Passat'ın arka tarafındayım. Buradaki yaşam alanı Insignia'ya nazaran biraz daha iyi. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında diz mesafesi bakımından çok yakınlar ama baş mesafesi daha iyi olduğu için daha ferah bir hissiyat var. Ki hani buradaki koltuklar Insignia'nın koltuklarına nazaran daha fazla yer kaplamasına rağmen durum bu şekilde. Çünkü Passat'ın arka camları da Insignia'dan biraz daha büyük. Bakıldığında burada arkada oturanlar için aynen Insignia'da olduğu gibi iki bardaklığı kapsayan bir kolçağımız var. Havalandırmamız var. Arkada oturanlar için koltuk ısıtmalar var. Arkada oturanlar da buradan işte kendi sıcaklıklarını bu arada ayarlayabiliyor. Çok güzel bir detay. Ayrıca üst paketlerde gelen işte arkada oturanlar için bir priz. Atıyorum laptopla yolculuk yapıyorsunuz. Direkt buraya prizinizi bağlayabiliyorsunuz. Type-C girişi var. Bunlar da güzel düşünülmüş detaylar. Insignia'dan farklı olarak burada ortada oturmak isteyen çok rahat edemez. Çünkü şaft tüneli bayağı bir yukarıda. Daha çok burada arkada iki kişi oturursa çok daha rahat eder. Insignia tarafında ortada şaft tüneli bu kadar yukarıda değildi. O yüzden hani Insignia'nın arkasında üç kişi biraz daha rahat edecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelin bir de bu otomobillerin iç tasarım detaylarına çok daha yakından bakalım. Evet, şimdi Insignia'nın içerisindeyim. Buradaki özellikle ben konsol konumunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Yani hem yukarıda hem de daha çok böyle premium otomobillerden alışık olduğumuz bir konsol konumlandırması ve ara birim konumlandırması var aslında. Buradan şunu kastediyorum. Yani tam olması gerektiği yerde ve yerleşimi çok iyi bence. Hani havalandırma elemanları, multimedya sistemi çok güzel konumlandırılmış. Yani buradaki bu detayları çok iyi düşünmüşler bence. Zaten makyajda da burada çok büyük bir değişime gitme gereği duymamışlar. Ara birim de oldukça yukarıda, bu sayede
buradaki eşyalarınıza kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz ve o premium hissiyatını bence oldukça iyi destekleyebiliyor, artırabiliyor bu otomobilin içerisinde. Eşya gözleri bence Insignia'da çok başarılı, kapaklı. Vitesin önünde oldukça büyük böyle iki bardaklık var. Onun arkasında yine kapaklı bir gözümüz var. Ve kolçağımızın içinin genişliği de gayet güzel. Buradan çift USB bir girişi var. Ayrıca telefonunuzu kablosuz olarak şarj ettiğiniz alan var. Yani bu alanın ben böyle koltuğun içinde olduğu otomobilde çok beğenmiyorum. Passat'ta mesela vitesin önünde telefon gözünüzün önünde kablosuz olarak şarj olabiliyor. Bu nokta orada benim biraz daha fazla hoşuma gidiyor. Peki kalite hissiyatı, algısı özellikle rakibi Passat karşısında bu otomobilde nasıl? Gelin isterseniz ufaktan Passat'a geçelim. Onu da orada konuşalım. Evet, şimdi de Passat'ın içerisindeyim. Buradaki hani materyal kalitesi, malzeme kalitesi Insignia'ya nazaran kesinlikle biraz daha iyi. Bunu çok net bu otomobil size hissettirebiliyor. Mesela şuralar işte Insignia tarafında çok sertken burada biraz daha yumuşak bir malzeme kullanılmış. Biraz daha iyi bir malzeme kullanılmış ve genel anlamda da malzemelerin kullanılan malzeme kalitesi, malzemelerin uyumu hani bu tarafta biraz daha iyi. Mesela şurada işte ahşap görünümlü bir malzeme kullanılmış ki bence bu da çok şık görünüyor Passat'ın içerisinde. Ama Insignia'dan farklı olarak şu ara birimin hani daha aşağıda olma durumu benim çok hoşuma gitmiyor. Buraya koyduğunuz eşyalar Insignia'ya nazaran böyle irili ufaklı eşyalar biraz daha kolay bir şekilde savrulabiliyor ama neyse ki işte şu gözü, şu bardaklı böyle kapaklı yapmışlar. Vitesin önünde az önce belirttiğim gibi telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebileceğiniz bir alan var. Şöyle bir kolçağımız var. Bu otomobilde de aynen Insignia'da olduğu gibi sürücü bilgilendirme ekranı dijital. Buradan hatta sürücü isterse kendi zevkine göre işte bu ekranı kişiselleştirebiliyor ve hem bu ekrana hem de multimedya ekranına Insignia'ya nazaran Passat tarafında hakim olmak daha kolay. Menüler daha anlaşılır, daha büyük ve daha iyi görünüyor bence. Hem görüntüsünü hem tasarımını hem de kullanımını biraz daha fazla beğendim. Ayrıca Passat tarafında ele çok iyi oturan direksiyon tasarımını ve sizi biraz daha iyi saran koltukları da Insignia'ya nazaran daha fazla beğendiğimi de muhakkak belirtmeliyim arkadaşlar. Bu otomobillerin tasarım detayları böyleydi. Sürüş karakterleri nasıl? Gelin isterseniz onlara çok daha yakından bir bakalım. Evet arkadaşlar, gelin şimdi Passat'la yola çıkalım. Ben şu anda hani test aracımız 1.5 TSI'li versiyon. Ama bu otomobili isterseniz düşük hacimli böyle bir 1.6 dizelle de alabiliyorsunuz. İşte 2 litrelik bir dizelle de alabiliyorsunuz ama 2 litrelik dizellerin fiyatları çok astronomik yerlere çıkıyor. O yüzden Insignia ile daha çok böyle düşük hacimli versiyonlarıyla yarışıyor ki Insignia'da sadece 1.5 dizelle şu an için geliyor. Bir de 2 litrelik işte daha güçlü GSI versiyon var ama onun da fiyatı çok yukarılarda. O yüzden bu düşük hacimler üzerinden biraz değerlendirmeler yapacağım. Passat'ın 1.6 dizelini baz alırsak eğer orada 120 beygir ve 250 Nm tork değeri var. Bakıldığı zaman 7'leri DSG kombinasyonuyla hani o motor 11.3 saniyede 100'e hızlanıyor. Ama Insignia tarafı 1.5 dizel, yeni bir 1.5 dizelle artık işte makyajdan sonra sunulmaya başlandı ve oradaki güç verisi daha düşük. Yani yerini aldığı 1.6 dizele göre daha düşük bir güç verisi var. 122 beygir gücünde ve 285 Nm tork değerine sahip. 3 silindirli bir dizel makineye sahip bu arada Insignia. Zaten oraya geçtiğim zaman motorla alakalı yine böyle değerlendirmelerimi yapacağım. Ama özellikle hem performans hem de tüketim eğrisinde bu ikili de dizel motorları baz aldığımızda tüketim eğrisinde Insignia tarafının çok ufak farkla da olsa biraz daha iyi olduğunu görüyoruz ama performans bakımından Passat'ın dizel otomatiği biraz daha iyi ama makyajsız versiyonlarda Insignia tarafı bu anlamda daha iyiydi. Opel tarafı da mecburen işte biraz daha güçsüz bir dizele geçmek zorunda kaldı. Çünkü emisyon normları bu yeni geçtikleri motorun biraz daha iyi ama motorla alakalı değerlendirmeleri birazdan böyle Insignia'ya geçtiğim zaman da yapıyor olacağım. Ama Passat'ta kullanılan bu 1.5 TSI'yi de çok beğeniyorum. Zaten Volkswagen grubunun birçok modelinde karşımıza çıkan bu makine gerçekten rüştünü ispatlamış bir motor. Çok başarılı. Hem performans hem de tüketim eğrisi bakımından gayet iyi işler ortaya koyabiliyor. Mesela ben bu otomobili birkaç saattir kullanıyorum. Çok dikkat etmeden bir kullanım yaptığınız zaman haliyle böyle özellikle performans ağırlıklı bir kullanım yaptığınız zaman yani tüketim verileri 10 litreler üzerine çıkıyor ama biraz daha ortalama bir kullanım yaptığınız zaman tüketim verileri 8-9 litre bandında dolaşıyor ama Passat'ın dizel otomatiğini tercih ederseniz yine hani ortalama bir kullanım yaparsanız tüketim verileriniz 6 ila 7 litre bandında dolaşıyor. Insignia tarafında ise çok benzer bir kullanım yapın.
biraz daha böyle yaklaşık olarak bir yarım litre kadar daha az yakmayı başarabiliyorsunuz. Aslında ikili arasında dizel motorlar için konuşuyorum arkadaşlar. En bariz farklardan birisi bu. Peki sürüşte konfor ve yol tutuşu eğrisi bakımından bu ikili nasıl hissettiriyor? Bu anlamda ikisi de hani D segmentinin hakkını veren bir hissiyata sahipler arkadaşlar. Yani hem konfor hem de yol tutuş bakımından aralarında büyük uçurumlar yok ama aralarındaki küçük farklar şu şekilde. Konfor bakımından Passat tarafında biraz daha iyi hissediyorsunuz. Çukur ve benzeri geçişleri, Volkswagen'in süspansiyonları daha iyi bir şekilde sönümleyebiliyor ve buna ek olarak da test aracımız işte Airline donanım kostümüne sahip bahsettiğim gibi ince yanaklı lastiklere rağmen yani jant vuruntu ve benzeri seslerle kolay kolay muhatap olmuyorsunuz. Yani özetle ufak bir fark da olsa Passat tarafı Insignia'ya nazaran biraz daha konforlu hissettiriyor. Ama bunu yaparsanız yani biraz böyle virajları ben sert alayım derseniz işte o bakımdan da evet kesinlikle Insignia tarafı biraz daha iyi hissettiriyor. Insignia tarafının viraj limiti buradan biraz daha iyi. Çünkü her şeyden önce o otomobilin gövdesi bir kere biraz daha düşük bir ağırlık merkezine sahip ve bunun avantajını çok iyi kullanıyor Opel Insignia tarafında. Yani bu noktadan şunu kastediyorum, virajda gerekli yönlendirmelere başladığınız zaman yani salınımların Passat tarafında biraz daha fazla olduğunu hissediyorsunuz. Bu durumda haliyle biraz daha erken kaymaları beraberinde getiriyor. Aynen şu anda olduğu gibi. O yüzden böyle performans kullanımlarda virajları dönmek bence Insignia tarafıyla biraz daha keyifli ve viraj limitiniz de biraz daha yüksek Insignia tarafında özetle. Yalıtım bakımından her iki otomobilin de çok benzer bir hissiyata sahip olduğunu söyleyebilirim ama Insignia tarafının en büyük handikapı ne derseniz eğer hani bu konuda gelin isterseniz bir sözü fazla uzatmayayım Insignia'ya geçelim onu da orada konuşalım. Yani gerçekten ikisi de yani biraz böyle premium'a yakın hissettiriyor arkadaşlar. Hani ondan inip buna binince aralarında çok bariz, çok böyle büyük farklar olmuyor. Şimdi motordan bahsedeceğimi söylemiştim. Yeni bir motora geçtiler. PSA grubuna geçmesinin ardından PSA grubuna kullanılan işte motorları, şanzımanları da Opel'lerde daha fazla görmeye başladık. Buradaki motor ve şanzımanın özelliği şu. Yerini aldığı motor ve şanzımana göre bu otomobile daha fazla verimlilik getirdi. Özellikle biliyorsunuz Avrupa'da çok katı emisyon normları var. Onları daha iyi karşılayacak bir kombinasyon var burada ve daha akıllı bir ve daha fazla orana sahip bir şanzımanımız var. Eskisinde 6 lira oranlı şanzıman vardı ama artık 8 lira oranlı bir şanzıman var. 1.5 dizel motorda da 122 beygir ve 285 Nm tork değeri var. 8 lira oranlı tam otomatik kombinasyonuyla beraber hani bu kombinasyon Insignia'ya 12.2 saniyelik bir 0-100 değeri veriyor. Biraz yani evet motor verimli ama mesela eski 1.6 dizel de gürültülüydü. Bunun ben daha sessiz olmasını bekliyordum. Bu da ondan çok geri kalır yanı yok bu konuda yani gürültü bakımından. O yüzden motordan gelen gürültü biraz sizi şu hızları çıksanız dahi yine rahatsız etmeye devam ediyor. Gürültü artı biraz titreşim de fazla. Çünkü 3 silindirli bir dizel motor bu. O yüzden hani Insignia tarafında en çok yalıtımla alakalı bu durum benim dikkatimi çekti. Ama bu otomobili böyle virajlara attığınız zaman gerçekten iyi bir hissiyata sahip. Yani Passat'la kaymaya başladığım yerlerde bununla dümdüz gidiyorum. Gördüğünüz gibi limitlerimiz kesinlikle burada. Hani Passat'a nazaran biraz daha iyi, biraz daha hızlı bir şekilde dönebiliyoruz virajları. Şanzıman bakımından Opel tarafında 8 lira oranlı tam otomatik, Volkswagen tarafında ise 7 lira oranlı çift kavrama kullanılıyor. Geçiş hızı bakımından çift kavramalılar çok yakın bir geçmişe kadar çok iddialılardı. Yani daha hızlı geçiş hızı sundukları için hem performans hem de ekonomiye büyük katkı sunarlardı. Ama artık günümüzde bu anlamda aslında tam otomatikler de gayet iyi işler çıkarmaya başlıyor ki PSA grubun bu 8 lira oranlı otomatiğini Insignia öncesinde birçok modelde gördük ve gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çok hızlı geçişleri var bu şanzımanın. Şöyle manuel moda vites üzerinden geçebiliyorsunuz. Direksiyon üzerinden de olmasını isterdim. Ve özellikle burada hani 8 lira oran olduğu için biraz daha böyle hani yüksek hızlarda esnek bir sürüş de sağlıyor size bu otomobil. Ve yerini aldığı 6 lira orana göre şöyle bir güncelleme yapılmış bence.
Hani otomobil mümkün mertebe üst viteslerde kalıyor. Sürüş modu seçim opsiyonu bu araçta yok. Test aracımızda yok. Ve sanki sürekli otomobil ekodaymış gibi gidiyor arkadaşlar. Yani mümkün mertebe böyle üst viteslerde, alt devirlerde tutuyor otomobili. Ve bu sayede daha az yakıt tüketmenize büyük oranda katkı sağlıyor. Hani Passat tarafında da belirttiğim gibi benzer bir kullanımda Passat'ın dizel otomatiğinden burası yaklaşık olarak yarım litre kadar daha az yakmayı başarabiliyor. Çok iyi ya. Bayağı iyi tutuyor o Insignia. Çok çok iyi. Bu arada bu otomobillerin her ikisinde oldukça böyle zengin donanımlarla da alabiliyorsunuz. Mesela uyarlanabilir hız sabitleyicisi, şerit takip asistanı, acil fren destek sistemi, Insignia'nın makyajlı versiyonuna yeni eklenen çapraz trafik görüş sistemi. İşte sıkışık bir yerden çıkarken siz eğer ki atıyorum şu taraftan gelen trafiği görmüyorsanız oradan gelen bir otomobil olursa size uyarı veriyor. Bu gibi böyle aslında otomobillerin her iki otomobilin de güvenliğini ilgilendiren donanımları da her iki otomobili tercih edebiliyor olmanız bence oldukça önemli ve güzel. Bu ikinin birebir aynı donanıma sahip versiyonları yok ama hani benzer donanımdaki versiyonları fiyat bakımından kıyaslarsak da fiyat anlamında da birbirlerine çok yakın olduklarını görüyoruz. İkisi de 3 farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Opel Insignia'sı için 452-552 bin lira arasında değişen fiyatlar istiyor. Volkswagen Passat'ı için ise 378 bin lira ile 571 bin lira arasında değişen fiyatlar istiyor. Benim bu karşılaştırmayla alakalı aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı mutlaka alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka konularda karşılaştırmalarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve sağlıcakla kalın.